الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bütün hamdler, bütün övgüler, senalar 18 bin alemi yoktan var eden esma ve sıfatlarıyla aşikar, zatıyla gizli olan Halık'ımız, Yaratıcımız, Yüce Rabbimiz olsun. Salat ve selamların en tamamı, en mükemmeli de alemler kendi yüzü suyu hürmetine yaratılmış kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve kıyamet sabahına kadar onun yolundan ve izinden gidenlerin üzerine olsun. Çok kıymetli hocam ve hocalarımız, saygıdeğer misafirler, sayın jürileri, jüri üyeleri, Fatih medreselerimizin yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin 81 ilinde düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibini Seçiyor yarışmasının İstanbul ayağı olan bu yarışmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Ben de sizlere dilimizin döndüğü kadar İslam'da aile eğitimi hakkında bilgiler sunmaya çalışacağım. Mevlam muvaffak eylesin, tesir ve teşvikini ziyade eylesin inşallah. İslam'da aile, Allah'ın emri, peygamberin sünneti, neslin devamı, ömrün bereketi, toplumun refahı, ferdin huzuru, hayatın tadı, dünyada cenneti, huzurlu bir ailenin cisiyle kaynağıdır. Aile, anne baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük insan topluluğudur. Adem Aleyhisselam ile kurulan aile, bütün insan topluluklarında ve tarihin bütün zaman dilimlerinde önemini koruyarak devam etmiştir. Yeni kurulan bir ailenin durumu, sakin bir denizde, kayıpla yolculuğa çıkan ilk kimseye benzer. Daha sonraları çocukları da bu kayığa bineceklerdir. Bu yolculuk her zaman aynı şartlarda devam etmeyebilir. Devam eden zaman içerisinde bazen rüzgar, bazen fırtına, bazen de tartıklı olabilir. Denizin sakinliği bozulur, kayık sallanır, sarsıntı geçirir. İşte bu güzel misalde, işte bu güzel misalde aileler bu tür şeylere her an hazır olmalıdır. Evliliğin sağlam bir temel üzerine kurulması ve uzun ömürlü olabilmesi için erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde bir takım hakları vardır. Ayeti kerimede Yüce Rabbimiz, Estaizu billah, Efrişâlu kavvâmûne alel nisâ. Erkekler, kadınlar üzerinde birer koruyucu ve idarecidirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her erkek evinde koruyucu bir çobandır. Koruyup gittiğinden sorumludur. Kadın da kocasının evinde koruyucu bir çobandır. Koruyup gittiği şeylerden sorumludur. Kainatın efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye hitaben, ya Ali, evinin ve aile halkının nafakasını kazanmak için çalış. Kızım Fatıma, sen de Ali'ye evinin işlerini görmekle yardımcı ol. Ya Fatıma, sen Ali'ye cariye ol ki o da sana köle olsun. Sen Ali'ye yer ol ki o da sana gök olsun diye önemli nasihatlerde bulunmuştur. Böylece eşlerin evlilik hayatı içerisinde birbirlerine karşı gösterecekleri her güzel hareket Allah katında kendilerine güzel amel, hayır amel olarak yazılacaktır. Ailenin eğlencesi, meyvesi ve çiçeği olan çocuklarımız
yaşamımızı iman esasları çerçevesinde İslami bir eğitim ve öğretim terbiyesiyle hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek her anne babanın en önemli vazifelerindendir. Bu önemli vazife çocuğun doğumuyla başlar. En güzel örneğimiz ve önderimiz olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ana babası ya onu Yahudileştirir, ya Mecusileştirir, ya da Hristiyanlaştırır. Mevlam bu hadiste buyrulan tehlikeye düşmekten bizleri muhafaza eylesin, çocuklarımızı muhafaza eylesin, neslimizi muhafaza eylesin. Öyleyse o halde İslam fıtratı üzere doğan çocuklarımıza ilk söz olarak La ilahe illallah sözünü öğretelim ki ilk işittiğin söz İslam'a giriş şiarı olan kelime-i tevhid olsun. Dili ilk önce bu sözlerle açılsın. İlk atlettiği de bu söz olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi hiç unutur mu? Bizi düşünmez mi? Ümmeti olarak bizlere çok güzel emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Çocuklarımıza ve ev halkımıza hayır ve iyilik öğretin. Onları edepli yetiştirin. Hiçbir baba evladına güzel edepli ahlaktan daha üstün bir hediye veremez. Çocuklarımızı edep üzere, ahlak üzere, iman esasları çerçevesinde, Kur'an ölçülerinde dini mübini İslam'ı öğrenebilecekleri en güzel yerler medreselerdir. Kur'an kurslarıdır. Bir hoca efendinin karşısına edeple, haya ile oturup ondan ilim tahsil etmesidir. Kıymetli insanlar, şimdi soruyorum sizlere, edebi, ahlakı ve ilmi Allah ve Resulünün ölçülerinden, Kur'an ölçülerinden almış bir çocuk hiç hırsızlık yapabilir mi? Hiç anne babasına, büyüklerine karşı gelebilir mi? Hiç eşkıya olabilir mi? Hiç vatanına, milletine, devletine hainlik yapabilir mi? Yanlış yapabilir mi? Rabbimizin imanla şereflendirdiği kıymetli insanlar, ölçülerimiz başka taraflara kaydı. Tartımızın ağırlığı başka taraflarda tartıyor. Çocuklarımız elden çıkıyor. Gençliğimiz elden gidiyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız değil mi? Bu gençler bizim gençlerimiz değil mi? Onlar cahiliye dönemindeki insanlar. Çocukları diri diri toprağa gömmekle, belki toprağa gömüyorlardı ama bir farkla onlar, o çocuklar cennete gidiyorlardı. Bu zamandaki gençlik düştüğü şu bataklıkta belki ateşe doğru gidiyor, belki uçuruma doğru gidiyor, belki imansızlığa doğru gidiyor. Allah muhafaza, Mevlam muhafaza etsin, cehenneme doğru gidiyor. Bu çocuklara sahip çıkmayacak mıyız? Bu gençliğin elinden tutmayacak mıyız? Onları kendi ellerimizle mi ateşe göndereceğiz? Rabbimizin huzuruna onları imansız olarak mı göndereceğiz? Sonra Rabbimiz, kulum, kulum, ben seni Müslüman bir anne babadan dünyaya getirmişken, ben seni imanlı bir kul olarak dünyaya getirmişken, benim karşıma kafir babası, kafir dedesi olarak mı çıktın dediği zaman halimiz nice olur? Mevlamıza nasıl cevap veririz? Boynumuzu bükmekten başka ne halimiz vardır? Allah'ım o duruma düşmekten bütün Müslümanları, bütün kardeşlerimizi muhafaza eylesin. O halde acilen, süraten bütün Müslümanlara, bütün yetkililere, bütün idarecilerimize bu kanayan yaramıza bir çare bulmalarını rica ediyoruz, tavsiye ediyoruz, her an bekliyoruz. Mevlam muhafaza eylesin inşallah.
az söyleyip de çok anlama kabiliyeti kendilerine mevcut olan kıymetli insanlar. O halde İslamiyet, beşeriyet, İslam'ın açtığı yolda yürüdü. Milletler onun pınarından susuzluğunu giderdi. Devletler onun hükümlerini ve ilkelerini uyguladıkları zaman, işte o zaman bütün dünya sübliman olur. İşte o zaman kurtla kuzunun yan yana otladığı günleri görmek bize de nasip olur. İşte o zaman İslamiyet bütün dünyaya hakim olur, önder olur, lider olur. İslam var, ailede sevgi var, huzur var, mutluluk var. İslam var, salih ve saliha olarak yetişen evlatlar var. İslam var, toplumda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, huzur var. İslam yok, dert var, tasa var, kargaşa var, anarşi var, huzursuzluk var. O halde çare İslam, çözüm İslam, kurtuluş İslam. Çok kıymetli hocam ve hocalarımız, saygıdeğer misafirler, sayın jürileri, çok kıymetli vakit verdiğinizi, bizi dinleme nezaketini harcadığınızdan dolayı Mevlam hepinizden razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla kainatı şereflendirdiği ve bir tanrımızı en içten sevgi ve saygılarımla tebrik ediyorum. Mevlam hepinizden razı olsun. Selam ve dua ile ve minallahi tevfik fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.